Arkadaşlar merhabalar, bu videomda trigonometri kampının 11. gününe başlıyoruz. Testikinin çözümünü yapacağız ve toplamda 12 sayfamız var. 3 videoda halledeceğiz bugünü. İlk videomuzda, ilk 4 sayfayı halledeceğiz. Yani 4 sayfa, 4 sayfa, 4 sayfa şeklinde videolarımız olacak. Evet, kitabımızda da sayfa numarası, testikinin 1. sorusuna başlıyoruz. 65. sayfasından başlıyoruz. 66, 67 ve 68'i çözeceğiz. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Birinci soruda derece ve radyan cinsinden bazı açı değerleri verilmiş burada. Eşleştirmesi doğru yapıldığı kısımlar soruluyor bize. Evet. Pi yerine 180 yazalım. 180 bölü 9 kaç yapıyor? 20. birinci doğru mu? Doğru. Pi yerine ne yazıyoruz? 180 yazıyoruz. Evet bu da sadeleştirdiğimiz zaman 45. 3 çarpı 45 de 135 doğru mu? O da doğru. Eksi ee, 2 pi bölü 3. 180 yazdığımız zaman burası kaç oldu o zaman? Şöyle sadeleştirdik. 60 bu eksi 120'ye eşit oldu. Eksi 120 de 240 eşit değil midir? 360 eklersek evet. Bu yanlış. Bu hemen 180 yazdık. Hop hop sadeleşti. 30. Bu da 150 yaptı. Ama eksi 150. Doğru mu? Doğru. 7 pi bölü 3. 180 yazdığımız zaman 6, kere de 42. 420 yapması lazım. Bu da yanlış. O zaman 1, 2, 3 tanesi doğru. Cevap C an oldu. Birinci soruda geldik. 2'ye. Aşağıda bir civetanın anahtar ile açma ve sıkma yönü gösterilmiştir. Sıkma yönü ve açma yönü. Anahtar ile vidayı açma yönüne göre 17.820 saniye döndüren Mehmet vidayı çok fazla açtığını fark etmiş. Daha sonra vidayı sıkma yönüne bu kadar yapmış. E toplamda ne kadar açmış oluyor bundan bunu çıkartacağım. Yani 17.820 saniyeden 2.260'ı çıkartırsam o kadar sıkmış olacak değil mi? E o zaman 6 kaç yapıyor? 5 mi yapıyor? Evet 5 yapıyor. Bu da 5 yapıyor. O zaman 15.560 saniye yaptı. Şimdi 15.560 saniye derece dakika saniye cinsinden göster diyor. İlk önce kaç derece olduğunu bulalım. Normalde 1 derece 60 dakika 1 dakikada 60 saniye ya 60 60 çarpınca 3600 yapıyor. O zaman 15.560'ı ben 3600'e böldüğüm zaman kaç tane derece olduğunu bulabilirim. Kaç derece var? Sanırım 4 yapıyor değil mi? Evet. Şimdi 4 ile çarpınca 6 kere 4 24. 4 kere 3'ünki 1440. 14400 yapıyor pardon. 0, 6, 1. Sonra 1. 160. 1160 mi kaldı? Evet. Derece olarak 4 derece olacak. Yani 4 derece. 4 derece. Cevap ya C ya D. Sonra bu kalan ne? Saniye değil mi? Evet. 1160'ı da 60'a bölersem kaç dakika olduğunu bulurum. O zaman bu bir defa 60 var burada. 116'da çıkarttık. 6, 56. E o zaman burada da 6 kere 6, 6, 6. Sanırım 9 defa var. 6 kere 9, 54. Kalan da kaç yaptı? 20 saniye yaptı. Evet. Bu 19 dakika yapıyor. Kalan da 20 saniye. Cevabımız böylelikle ne yaptı? Denizli yaptı. Geldik 3'e. 2A, 3B, 4 basamaklı bir sayı olmak üzere. Bunun esas ölçüsü 2 pi bölü 5 olarak verilmiş. Esas ölçüyü nasıl buluyorduk? Hocam şu pi'nin katsayısını yani 2a 3b'yi paydanın 2 katına bölüyorduk. 30'a bölüyorduk ve kalan soru işareti ise o zaman kalan soru işaretinin yanına pi yazıp bir de paydasını yazıyorduk. İşte bu 15 esas ölçüsü bu olacak ama esas ölçüyü bana 2 pi bölü 5 vermiş. 3 ile genişletirsem kaç yapıyor 6 pi bölü 15 yapıyor. O zaman soru işareti ne yapıyor? Soru işareti pi bölü 15. 6 pi bölü 15 eşitse soru işaretini ne bulduk o zaman? 6 bulduk. Evet soru işaretini 6 bulduk. Yani burada soru işareti 6 ise kalan 6 mı demek arkadaşlar? Evet. Buradan ne geldi şimdi? 2A 3B'yi 30'a böldüğünde kalan 6. Hadi bunu yorumlayalım. 30'a bölme kuralı nedir? Aralarında asal çarpanlarına ayıracaksın. 3 ve 10 değil midir? Hocam 3'e ve 10'a bölünebilme. Aralarında da asal. Peki 2A 3B 10'a bölündüğünde kalan 6 ise B kesinlikle ama kesinlikle nedir? 6'dır. 10'a böldüğümde kalan 6 yapan sayı bu. Peki ne kaldı elimde? 2A, 3B, 3B. B yerine de 6 yazmış şimdi. Bu sayının da bir de 3'e bölünmesine bakacağım. 3'e bölümünden kalan 6 kalan 3'ten küçük olmak zorunda. 6'yı da 3'e böldüğümüzde kalan 0 yapıyor. O zaman bu sayının 3'e bölümünden kalan nedir? Kalan kaç yapacak? 0 yapacak. 3'e bölümünden kalan 0 arayacağım. Rakamlar toplamı 3 mü? Evet 3'ün katlarını şöyle bir atıyorduk. E, hocam 6 3'ün katı bu da 3'ün katı. 2 3'ün katı yapması için toplamının ne yapması lazım? A yerine 1'den başlamam lazım. Sonra 3 fazlası 4 yapar. 3 fazlası 7 yapar. 1 4 7 sayılarını alabilir. Benden ne isteniyor? B eksi A isteniyor. Hocam B eksi A en az isteniyor. B'yi zaten kaç bulmuştuk? 6. E, B6 B 6 ise B eksi A'nın da en az değerini bulmam için A'nın en büyük değerini yazmam lazım. A'nın da en büyük değeri 1, 4, 7'den hangisidir? Tabii ki 7'dir. O zaman cevabımız 6 eksi 7'den ne çıkıyor? Eksi 1 çıkıyor. Güzel bir soru. Cevap balık esiri yaptığı üçüncü soruda. Geldik 4'e. Aşağıda bir bilgisayar ve CD sürücüsü gösterir, gör, görseli verilmiştir. A başlangıç noktası olmak üzere sürücüye takılan bir disk pozitif yönde 1820 derece döndükten sonra hemen 1820'yi ne yapalım arkadaşlar? Yasası ölçüsünü bulalım. 60 ile çarptığımız zaman Kaç yapıyor? 5 ile çarpsam 1800 yapıyor galiba. Evet kalan 20. Esas ölçüsü 20 yaptı. Disk üzerinde OB çizili. Hmm, disk üzerinde bu. Yani şurada kaç soruluyor bana? 20 derece. E 20 derece nedir arkadaşlar? 20 derecenin esas ölçüsü. Şıklardan da yapabilirsiniz. Ya da 20'yi esas ölçüsünü bulurken hani pi ile çarpıp 180'e böldüğümüz anda birbirini sadeleştiriyor ya pi'li bir şekilde yazabiliyorduk. Şunlar şunlar sadeleşti. 9 kaldı. Cevabımız böylelikle ne yaptı? Pi bölü 9 yapar. Dördüncü soru Ceyhan oldu. Geldik 5'e. A ve B esas ölçüleri X derece olan iki farklı açıdır. Bak A ve B esas ölçüleri X olan iki farklı sayıdır. Esas ölçüsü ne demek arkadaşlar? O zaman bizim A sayısı nasıl bir sayıdır? 360'ın 360'ın K katı artı X şeklinde diyebilir. Evet. Çünkü ne yapıyorduk? Bir sayının esas ölçüsünü bulurken ya 360'ı katlarını çıkarıyorduk. Yani 360K artı X şeklinde. Esas ölçüsü X sağının bu. Peki B'nin de esas ölçüsü aynı şekilde. B de 360 çarpı T diyelim mesela. T artı X şeklinde bir sayı diye mi? Evet. Şimdi A artı 2 B'yi de 7 pi bölü 6 olarak vermişler. E hocam bu pi dediğimiz nedir? Pi dediğimiz 180. 180 6 sadeleşince kaç kalıyor? 3 kalıyor. E, 210 mu yapıyor bu? Evet bu 210 derece yaptı. Hmm. Hocam 360 tam büyük bu. Bu da büyük. Toplamları 210 nasıl yapacak? E, belki sayılarımız negatif. A, bir tanesi A ya da B'den bir tanesi negatif bir sayı şey olamaz mı arkadaşlar? Mesela eksi 200 derece olamaz mı? Eksi 200'ün esas ölçüsü de şey olmaz mı? Atıyorum 360'a 360 eklediğimiz zaman kaç yapıyor? 160 derece yapıyor. O şekilde eksi bir değer de olabilir değil mi? Şimdi bu verilen bilgiyi kullanayım ben. A 360K artı X artı 2B. Yani 720 t artı 2x eşittir neymiş? 210 boş Tamam. Şimdi burada 3x geliyor buradan. 3x artı 360k artı 720 t diyeceğime. Arkadaşlar şu 360'ın bir katıyla 720'nin bir katını topladığım zaman yine 360'ı katı yapmaz mı? Yapar. E o zaman diyeceğiz ki yine 360'ın atıyorum en katı. En katı eşittir 210 yaptı? Evet. E buradan 3'e böldüğümüz zaman ya da öbür taraf atalım. Ya da 3'e bölelim. X neye eşit oluyor arkadaşlar? X, 100, X artı 120 en eşittir 210 olduğundan dolayı. E buradan da şeyi bulacağız işte. X'i bulacağız. X aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruluyor. Aa bir de burada 70 yapıyor. 3'e böldük ya 70 yapıyor. O zaman X de 70 eksi 120 en yaptı. Hocam en yerine pozitif sayı verirsem açı negatif olacak ama açıklarda negatif sayı yok n yerine o zaman negatif değerler vereceğiz. n yerine eksi 1 yazarsam e, burası artı 120 yapıyor. O zaman n yerine eksi 1 yazdığımızda x kaç çıkıyor? 190 çıkıyor. 190 şıklarda var mı? Var. Çıkmasaydı eksi 2 yazacaktık. Sonra şıklarda arayacaktık. O da çıkmasaydı eksi 3 yazacaktık. Öyle devam edecektik. Yani cevabımız böylelikle ne çıktı arkadaşım? 190 çıktı. Evet 5. soru CR oldu. Geldik 6'ya. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parçaya bölmüş burası her bir ölçünün 45 derece olduğunu biliyor muyuz? Biliyoruz. Ne diyor burada? 15.080 derecelik bir açıyla koşmuş bu adam böyle parkurda. Bu koşucu hangi harfler arasında gelmiştir diye soruluyor bize. O zaman 15.180'i bulalım arkadaşlar. 15.080'in esas ölçüsünü bulalım. 360'a bölelim. Esas ölçüsünü bulalım bakalım. 150 de yok. 150, 1508'e bakacağım. 4 ile çarpsam. 1440 yapıyor burası. 8, 6, 680 yaptı. O zaman bir daha 360 ile çarpınca 360. Burası kaç yaptı? 2 yaptı. Değil mi? Evet. Burası da 220 mi yaptı? Yok. 320 yaptı. Esas ölçüde 320. Hocam 320 derece böyle gideceğim. 320 derece böyle gitmektense pozitif yönlü 320 derece gitmektense negatif yönlü 320'den 60 çıkart. Kaç yapıyor? 40 yapıyor. Negatif yönlü 40 derece gitmek daha mantıklı değil mi? Evet. E sen negatif yönlü 40 dereceye gidecek olursan burası da 45 derece. Tam olarak bu araya düşmüyor bu. O ara neresi? A ile H arası. Yani cevabımız böylelikle Edremit yapar. Geldik bir sonraki soruya. A ve B doğal sayı olmak üzere. A P bölü 40. Evet. Bu radyan cinsinden dereceye eşit Bir de EBOB A B 4 verilmiş. En büyük ortak bölenleri 4 ise A ile B'nin o zaman biz A'ya 4'ün en katı B'ye de 4'ün M katı ve N ile M nedir? Aralarında asal gibi düşünmeliyiz. Aralarında asal olsun ki ebopları 4 olsun. Yani sadece ortak bölenleri 4. Değil mi? En büyük ortak bölenleri 4. N ve M asal olursa olacak. E bir de şunu düşüneceğim ben burada. A yerine ne yazıyoruz o zaman? 4N. Yazıyorum bak şurada. Gel yerine yaz. A yerine 4N. E şimdi ben burada ölçü değeri verilmiş ya. E pi yerine de 180, 180 yazayım. 180 bölü 4M eşittir. 40 derece değil mi? O zaman burada 4'ler gitti n bölü m'i ne bulurum böylelikle? 40 bölü 180 bulurum. Ama aralığında asal olmak zorunda m ve m. O zaman en sade şeklini yazalım. Bu da 2 bölü 9. Yani n'yi kaç bulduk o zaman? 2 bulduk. Evet n2. n2 iken burası 8. m'yi kaç bulduk o zaman? 9. m 9 o zaman 4 kere 9 36. b de 36 yaptı. Bizden a artı b isteniyor. 8 artı 36 da kaç yapar? 44 yapar. Cevap denizli oldu. 7. soruda geldik 8'e. Aşağıda merkezi orijin olan ve x eşittir 2 doğrusuna teğet olan x eşittir 2. Yani bu çember birim çember değil ikilim çember. Ha ha ha. Neyse ne diyoruz? Yarıçapı 2 olan bir çember değil mi? Evet, yarıçapı 2 olan bir çember. Hatta burası da 2. Şimdi buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur diye soruluyor. Arkadaşlar şöyle bir dik üçgen geldiği zaman burası alfa ise burası 1 ise alfanın komşusuna kosinüs alfa. E, buraya da ne diyoruz? Sinüs alfa diyoruz karşısına da. E o zaman burası 1 değil de 2 olursa burası 2 kosinüs alfa burası 2 sinüs alfa. 2 değil de 3 olursa 3 kosinüs alfa 3 sinüs alfa şeklinde söylediğimizi daha önce söylemiştik. Ya da şimdi şuraya üçgene bakacak olursak atıyorum şuraya A diyeyim. Tamam. E hocam alfanın komşusu ve hipotenüsü. Hemen yazarsın. O zaman kosinüs alfa aklına gelir. A bölü 2. Bak A buradan 2 kosinüs alfaya eşit oldu mu? Oldu. Ya da dediğim gibi biraz önceki kısa tekniği de kullanabilirsin. Burası 2 kosinüs alfa oldu. Ee, şurası da B diyecek olursan hocam sinüs alfa eşittir B bölü 2. O zaman B de ne oluyor? B de 2 sinüs alfaya eşit oluyor. Hatta burası da tanjant ekseniydi ya 1 olursaydı 2 tanjant alfa mı olacak burası da? Evet. Neyse orası sorulursa oraya da bakarız. Ali Bey uzunluğu sinüs alfa demiş. Ali Bey uzunluğu sinüs alfa değil. 2 sinüs alfa yanlış. Ali Kara uzunluğu geliriz. Kale uzunluğu da tanjant alfa demiş. Bakalım gerçekten de öyle mi tanjant alfa mı? Şimdi burası 2 ya. Buraya da C diyeyim mesela. Tanjant alfaya bak bakayım. C bölü 2 olduğundan dolayı. E buradan da C 2 tanjant alfaya eşit olmak zorunda. Biraz önceki mantıktaki gibi dik üçgen mantığında da söyleyebilirdik. O zaman bu da yanlış. O zaman cevabımız ne yaptı? Yalnız 2 yaptı. Evet ama şunu da gösterelim. Ayıp olmasın değil mi? Ali kara uzunluğu. Ali kara uzunluğuna bakalım şimdi. Şimdi Alikara kara uzunluğunu bulmaya çalışacağız. Hocam Büyük dik üçgen var elimizde. Büyük dik üçgende burası 2 birim değil mi? Evet. E komşu ve hipotenüs var değil mi böyle baktığımız zaman? Aynen öyle. O zaman kosinüs alfa neye eşit? 2 bölü x artı 2 eşit değil mi? 2 bölü x artı 2 eşit. E o zaman ben buradan x'i bulmaya çalışacağım şimdi. Haydi bakalım. Yok başka türlü nasıl bulabiliriz? Şöyle başka bir türlü bulabilir miyiz? Şu uzunluk. Şuradan dik çizip de yapabiliriz ama hala hazırda dik üçgen var zaten elimde. Ya şey yapmayalım. Buradan yapalım isterseniz. O zaman buradan işler dışlar yapalım. Ee, x artı 2 neye eşit olacak? Şöyle yapalım. X'i yalnız bırakmaya çalışacağım ya. Şunu buraya neyse. Ee, bunu buraya atalım. Bunu buraya atalım. X artı 2 neye eşit oldu? 2 bölü kosinüs alfaya eşit oldu. O zaman x de neye eşit oldu? 2 bölü kosinüs alfa eksi 2'ye eşit oldu. Bu nedir? Hocam sekant alfadır. Hatta 2 sekant alfadır. 2 sekant alfa. 2 parantezin alınca da 1 bölü kosinüs alfa eksi 1 yapar. Yani 2 çarpı sekant alfa eksi 1 yapar. Yani yalnız 2 doğru oldu mu? Oldu. Cevap yalnız 2. Yani cevap balık kisir oldu. Geldik bir sonraki soruya. Evet A ve üçgenin alanı isteniyor. Birim çember mi? Hemen ona bakıyorum. Bak dikkat. Evet yarı çap 1. E hocam bu üçgenin alanı nedir? Taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2. Yani sen buradaki yüksekliği bulursan olay bitti mi? Bitti. E, bu x eşittir 4 doğrusu. Sana burada uzunluğu da 4 vermiş. O zaman sen büyük dik üçgene bakacaksın. Büyük düşün. Hocam alfanın nesi var burada? Soru işareti dediğimiz şeyde soru işareti ve 4'ü var burada. E, burada da o zaman tanjant alfa ya da kotanjant alfa aklımıza gelecek mi? Gelecek. Evet tanjant alfa eşittir soru işareti bölü 4 mü? Evet soru işareti bölü 4'ten soru işareti dediğimiz 4 tanjant alfaya eşit oldu. Evet burası 4 tanjant alfaya eşit oldu. Alfanın karşısı ve komşusu olduğundan dolayı o şekilde yaptık. O zaman üçgenin alanı işte tabanımız kaç? 1 çarpı yüksekliğimiz kaç? 4 tanjant alfa bölü 2 olur. O da kaç yapıyor? 2 tanjant alfa yapıyor. Yani 9. soru balık kesir olur. Geldik 10. soruya. A kosinüs x b de sinüs x verilmiş. Böyle de bir şey verilmiş. Şuradakinde bir paranteze alabilirim arkadaşlar. Ak akara parantezini alabilirim. A kare parantezini aldığımda a kare artı b kare geldi buradan. Bir de eksi 1'i var. Bölü b bölü b kare bölü a kare oldu burası. Evet. Şimdi dur. Hocam bu a kare artı b kare nedir? Hocam kos kare artı sin kare. Bu direkt zaten 1 değil midir? Evet. A kare eksi 1 geldi. Hmm. A kare eksi 1 dediğimiz nedir? A dediğimiz kosinüs x'ti ya. C kare eksi 1 bölü b kare dediğimiz nedir? S kare bölü C kare mi yaptı burası? Evet. Şimdi dur. C kareli bir şeyler var. C kareli bir şey gelince hemen böyle S kare artı C kare eşittir 1 yazıyoruz değil mi? Hocam C kare eksi 1'i elde edebilir miyim? Evet. Bunu buraya atarım. Bunu buraya atarım. C kare eksi 1 eşittir. Eksi kareye mi eşit oldu? Evet. Gel burada. Eksi kare yaz bunun yerine. Bölü. Yo. Eksi kare yukarısı. Alttakini de ters çevirip çarpıyorum. C kare bölü kare. Şunlar şunlar gitti. Eksi C kare eşit oldu. Eksi C kare de nedir? O da eksi cos karedir. Yani cevap Balıkesir yapar. 10. soru da. Geldik 11'e. Aşağıda bir şezlong başlığının açık halini görseli verilmiştir. Kosinüs A üstü K A. Evet. Yalnız dikkat et arkadaşım. Burada şu şezlong açıldığı zaman böyle kapandığı zaman bu buraya gelecek değil mi? Dikkat et. Şu uzunlukla şu uzunluk ne olacak? Eşit olacak. İşte bu da bir şeyin yeni nesil sorunun geometri sorusunun trigonometriye uyarlanmış hali. Bu uzunluklar ne olacak? Birbirine eşit. Bir de kosinüs a üssü k a 12 bölü 3 demiş. A üssü k a. Yani şuradaki açının kosinüsü 12 bölü 13. Kosinüs komşu bölü hipotenüs 12 k bölü 13 k mı yapacak burası? Evet. E 5 12 13 üçgeninden burası 5 k yapar. Hatta hocam şu uzunlukla şu uzunluk birbirine eşitse burası da k yaptı mı? Yaptı. Niye? Tekrar söylüyorum onu. Hocam şu uzunluk hop açıldığı zaman böyle. Ya kapandığı zaman buraya gelecek. Ondan dolayı e A H uzunluğu nedir diye soruluyor. Bir de A üstü noktasının AK doğrusuna uzaklığı. A üstü noktasının AK doğrusuna uzaklığı 5K verilmiş bize. 40 verilmiş. Hocam 5K eşittir 40 ise K buradan 8 gelir. E K8 ise zaten benden 8 isteniyor. Çünkü bizden AH uzunluğu isteniyor. Işte A H da K'ya eşit. Cevap Akçay yapar. Geldik 12'ye. Evet. işaretleri soruluyor arkadaşım. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen ya hızlı bir şekilde yap kardeşim. Hızlı bir şekilde yap. Ne diyorsun? kosinüs, sinüs, tanjant, kotanjantı. Şöyle bir yaz. Tamam. Yaz kardeşim. Baş ver. Yaz. Hızlı bir şekilde şöyle yazınca işaretlerini de şuraya koyup rahat bir şekilde halledersin kardeşim. Ne var bunda? Hatta sadece ve sadece bak kosinüs ve sinüs yazsam bile yeterli. Tamam hiç uğraşma tanjantla kotanjant. Niye? Sebebini söyleyeceğim şimdi. E hocam kosinüs de sinüs de artı mı artı. Kosinüs buraya geliyor. Eksi burası artı. Sinüs burada. Her ikisi de eksi. Kosinüs buraya geliyor. Artı sinüs de eksi. E hocam şimdi 130. 130. 180 Yani ikinci bölgede bu. İkinci bölgede. ikinci bölgede sinüs değeri nedir? Artı. Evet bunun işareti artı geldi. 230. 180 ne? Yani üçüncü bölgede. 180 ile 270 arasında. Kosinüsün işareti nedir? Eksi. Sonra tanjant 280. Tanjant 280. 270'ten büyük dördüncü bölgede. Dördüncü bölgede hocam tanjant eksinin artıya bölümü değil mi? Evet. E direkt eksi. Bak Sin ve kosu yazınca olay bitiyor. Kotanjant 310. 310 da bu bölgede. Yani dördüncü bölgede. Dördüncü bölgede kotanjant nedir? Komşu bölü yani kosinüs bölü sinüs. O da artı x bölümü. Eksi. Sekant dediğimiz 1 bölü kosinüs demektir. Kosinüs 237. 180 ile 270 derece arasında. Üçüncü bölgede. Kosinüsün işareti nedir? Eksi. Sonra kosekant demek 1 bölü sinüs demek 154 derecede ikinci bölgede demek sinüs de ikinci bölgede artı olduğunu yazınca bak hızlı bir şekilde yaptık mı yaptık. Bizden ne isteniyor? Bu değerlerin kaçın işareti negatiftir? 1 negatif, 2 negatif, 3 negatif, 4 negatif yani 4'ü negatif oldu. Cevap 12. soruda Cehan oldu. Geldik 13. soruya. Aşağıda miracın salıncak üzerindeki konumları sırasıyla 1, 2, 3 olarak verilmiştir. Eyvallah. Şimdi AB 1 metre olarak verilmiş. Öbürü de 0,5 metre. Sinüs alfa çarpı kosinüs alfa işlemi nedir diye soruluyor. Şimdi B noktasının AD üzerindeki iz düşümü B üstü. Arkadaş bunun iz düşümü şurası B üstü C'nin de iz düşümü C üstü. Hocam C'nin de iz düşümü C üstü. İşte o da tam buraya denk geliyor. Ya keşke bu ip 1 metreyken şuranın e, şurası da C üstü olmuş ya e, buradaki uzunluk ne? B üstü C üstü uzunluğu ay şurası B üstü. Ha B üstü C üstü uzunluğu 0,5 olarak verilmiş. Arkadaşlar keşke şey olsaydı. Burası 0,5 ya İpte 1 metre olması 1'in yarısı olması şeklen biraz şey. Ya en azından bir tanesini şöyle biraz daha yukarı kaldırsaydık. Şöyle olsaydı. O zaman buranın 0,5 olması abes olmazdı. Yani şekilsel hata var gibi ama kafanıza da takmayın. Çok da önemli değil aslında. Tamam şurası 0,5. E şimdi bu zemine dik değil mi arkadaşlar? Evet bu böyle dururken zemine dik durur değil mi? E o zaman burası 90 derece. Hocam ben buraya şurasında e, şurası da 90 derece değil mi? Evet. Alfanın 90'a tamamlayanı beta diyeyim. A alfa artı beta ne oldu? 90 derece oldu. Yani şurada kaç? 90 derece oldu. O zaman alfa 90'sa burası da beta. Beta 90'sa burası da alfa oldu mu? Oldu. Yani bizim şu üçgenle şu üçgenle oldu? Benzer. Hatta ip aynı ip olduğu için eş üçgen oldu mu? Oldu. Dikkat et. Arkadaşlar aynı ipi kullandıklarında şekilsel yani şeklin değişmezliğinden dolayı o ip öbür tarafta da aynı öbür tarafta da aynı. Bunlar birbirine eşit. E o zaman bu iki üçgen benzer hatta 90'ın karşısındakiler eşit olduğu için şurası da 90 derece ya. Bunlar eş üçgen çıktı. Madem eş üçgen onu kullanacağız. Hatta şuradaki uzunluklar bir birim bir birim. Ben şuraya bir x dersem eğer. E hocam burası x iken betanın karşısı x'ken. burada da betanın karşısı x mi yapar? Evet. Alfanın karşısı x artı 0,5 iken burası da x artı 0,5. Yani x artı 0,5 de x artı 1 bölü 2 demek değil midir? Evet. Ve şurada bir pisagor bağıntısı çıktı. Hocam birin karesi eşittir x'in karesi artı x artı 1 bölü 2'nin karesi diyeceğiz. Buradan sanırım x'i bulabiliriz. 1 eşittir x kare artı x kare artı birinci ikinci çarpımın iki katı yani x çarpı 1 bölü 2'nin iki katı x mi yapıyor? Evet. Artı 1 bölü 2'nin karesi de 1 bölü 4 mi yaptı? Aynen öyle. Ya ama buradan böyle e, x'i bulurken sıkıntı yaşayacağız sanki. Ben, benden istenilen değere bir bakayım mı? Sinüs alfa sinüs alfa e, x artı 1 bölü 2 çarpı kosinüs alfa. x artı Sinüs alfa x artı 1 bölü 2 bölü 1 yani x artı 1 bölü 2. Ee, çarpı kosinüs alfa da nedir? Komşu bölü hipotenüs yani x. Ha benden şu isteniyor. x kare artı x kare artı x bölü 2 isteniyor. Ha, ha. Şu 1 bölü 4'ü bu tarafa at. 1 eksi 1 bölü 4 eşittir 2 x kare artı x geldi. Bak x kare artı x bölü 2 isteniyor. Ben bunu 2'ye bölersem görecek. Bak burası 3 bölü 4 yaptı. 3 bölü 4 2 x kare artı x yaptı. Ben x kare artı x bölü 2 arayacağım. O zaman 2'ye böldüğüm zaman 3 bölü 8 eşittir x kare artı x bölü 2 mi yaptı? Evet. Benden bu isteniyordu. Cevap da böyle nereye çıktı? 3 bölü 8 çıktı. Bazen x'i bulmamıza gerek kalmıyor. x'in yanındaki sayılar benden istenileni böyle sormuş oluyor bazı sorularda. Bak burada x kare artı x bölü 2 isteniyordu. O da şunu düzenleyince direkt 3 bölü 8 geldi dostlar. Yani cevap Akçay yapar. Kaçıncı soruda? 13. soruda. Geldik 14. soruda. Soruya. E hocam alfa. alfaya ait dik üçgen var ama kenarları belli değil. Alfa 90 buraya beta dersem. Burası da alfa yaptı. Hah alfaya ait dik üçgen şu. En azından bunun kenarlarını belki bulabilirim. Tancat alfa değeri nedir diye soruluyor bize. Bunlar eş kareymiş. Oran sorulduğu için karelerin bir kenarına bir diyorum. Bir birim bir birim bir birim bir birim. Burası da bir birim bir birim bir birim. Ha bir de burada ne demiş? Eş. Şimdi iki eş dikdörtgen demiş. Hocam Dikdörtgenin uzun kenarı 4 oldu. O zaman buraya 4 yazalım. Kısa kenarı da 1, 2 olmadı mı? Evet. Kısa kenarı da 2 oldu. Uzun kenarı da 4 ya. Burası da 4. Bitti gitti kardeşim. Bak şuradaki üçgende tanjant alfayı bulabilirim ben. Tanjant alfa değeri eşit? Hocam karşı bölü komşuya eşit. Yani 4 bölü 4, 6, 7'ye mi eşit? Aynen öyle. Cevabımız böylelikle C'ye oldu. 14. soruda. Geldik 15'e. Aşağıda Mehmet Bey'in evinin... L şeklindeki koridorları görseldik gibi tesisat boruları döşenecektir. 1.5 metre verilmiş. Buranın 1.5 metre olması buranın da 1.5 metre olması anlamına geliyor. Ee, sonra başka şuranın 2 metre olması alfa ait de, dik üçgen oluşturacağız ya. Şuranın da 2 metre olması anlamına geliyor. Sonra bu koridorun genişlikleri görselde verilmiş. Koridorlar birbirine dik ve dik dörtgen şeklinde olduğuna göre görseldik gibi döşenecek eş boruların uzunlukları toplamının alfa cinsinden değeri. Arkadaşlar bir uzunluğu bulursam bunlar eş boru ya şununla şu. E o zaman ben bu uzunluğu bulursam bir tanesini bulursam 2 ile çarparım uzunlukların toplamını bulurum. E alfa 90 hocam burası beta beta 90'sa alfa o zaman alfalık bu üçgende şu A'yı bulacağım. Alfalık bu üçgende B'yi bulacağım. A artı B toplamı isteniyor benden. Şimdi alfanın karşısı var ve hipotenüsü var. O zaman sinüs alfa eşittir 2 bölü A ya. Hocam A dediğimiz neye eşit olur o zaman? 2 bölüsünüz alfa'ya eşit oldu. Süper. Yani A dediğimiz 2 kosekant alfa'ya eşit oldu. Evet. Tamam A'yı bulduk. B'ye gelelim. Hocam alfa'nın bu seferde komşusu var, hiposu var. Kosinüs alfa eşittir 1,5 bölü B. O zaman buradan da B'yi ne buluruz arkadaşlar? 1,5 bölü kosinüs alfa. O da 1,5 sekant alfa'ya eşit oldu. 1 bölü kosinüs alfa çünkü sekant alfa'ya eşit. Şimdi A artı B buradan ne gelir arkadaşlar? Şu ikisinin toplamı gelir. 2 kosek kant alfa 2 kosek alfa artı 1 buçuk sek alfa yaptı. A benden A artı B mi isteniyor? Hayır. Eş toplamı isteniyor. Yani 2 A artı 2 B isteniyor. E bunun ilk katı 4 kosek alfa artı bunun da iki katı 3 sekant alfa yapar. Yani cevap böylelikle Denizli yaptı dostlar. Evet geldik. Sanırım son sorudayız değil mi? Evet. İlk videonun 11. gün ilk videonun son sorusundayız. Oo, en sevdiğim var. Bir var burada ve 1 var. bir eksi sin kos var. Arkadaş. Şimdi bir, de dikkat et şuna. Neye dikkat et? Birinci bölgede bak birinci bölgede birinci bölgede hatta birinci bölgede de şöyle bir şey vermiş. Şu 45 dereceyken pi 0 pi bölü 4 arasında vermiş. Şu. Hocam 0 ile pi bölü 4 arasının özelliği nedir? Ya bu kosinüs ekseni bu da sinüs ekseni ya. Sen şimdi açın şöyle bir şeyse kosinüs değeri daha da büyümedi mi böyle? Normalde burada sinüs değeri ile kosinüs değeri burada birbirine eşit. Kosinüs değeri büyüdü, sinüs değeri küçüldü. Yani bu bölgede ne demek? Şöyle bir bölgeye verildiği zaman kosinüs alfa büyüktür sinüs alfa demek. Şimdi şurada bir işlem yapalım. Arkadaşım bu nedir? Hocam 1 bölü kosinüstür bu. Ters yeri çarptığım zaman kos kare alfa mı yaptı? Evet artı. Şu ne demek? 1 bölü sinüs demek. Ters çevir çarptığın zaman sin kare alfa yaptı. Eksi. Şu 1 eksi sin kare falan filan var. Arkadaşlar sin kare alfa artı kos kare alfanın ne olduğunu biliyoruz. 1 olduğunu biliyoruz. Aa, burada 1 eksi sin kare yerine ne yazabiliriz? Kos kare yazabiliriz. Hocam bu normalde mutlak değer dışına yani mutlak değer kosinüs alfa diye çıkar ama kosinüs alfa birinci bölgede artı olduğu için sıkıntı yok. Direkt kosinüs alfa diye çıktım burası? Evet. E yukarıda ne yapacağız hocam? Kare kök içinde kare kök dışına çıkartmam lazım. Dikkat et iyi ki bak sin kare artı kos kareyi bir yazdım. Şu bir dediğimiz arkadaşım şurası sin kare artı kos kare değil mi? E bu sin kare artı kos kare eksi 2 sin kos var. Yani düzenle şurayı düzenle. Şöyle yazarsam sin kare alfa eksi 2 sinüs alfa kosinüs alfa artı cos kare alfa bu aslında nedir arkadaşlarım? Hocam a eksi b'nin parantez karesi değil mi? Sinüs alfa eksi kosinüs alfanın parantez karesi değil midir? Evet. O zaman bu nasıl dışarı çıkar? Mutlak değer içerisinde sinüs alfa eksi kosinüs alfa şeklinde çıkmaz mı? Evet. E bu hocam parantez karesi mutlak değer dışına çıkar. Ben neyi biliyorum? Kosinüs alfa sinüs alfadan büyük. Hocam kosinüs alfa sinüs alfadan büyükse eğer o zaman sinüs alfa kosinüs alfadan küçük ya. Bu mutlak değer içerisinde negatif çıkıyor anlamına geliyor. Negatif çıktığı için eksiyle çarpılmış olacak buraya. Yani eksi sinüs alfa artı kosinüs alfa oldu burası. Şimdi ne yapacağız? Şurası zaten 1 yaptı. Tamam devam edelim işlemimize. 1. Eksiyi de böyle dağıtalım. Bak. 1. Ondan sonra. Artı sinüs alfa eksi kosinüs alfa bölü kosinüs Alfa mı yaptı burası? Evet. Değil mi? Evet. E devam edelim. Devam edelim. Arkadaşlar burada şunu şey yapalım. Sin bölü kos ayıralım. Şimdi 1 artı sinüs alfa bölü kosinüs alfa. Eksi kosinüs alfa bölü sinüs alfa. Vay. Kosinüs alfa bölü kosinüs alfa pardon. Hocam şu 1 yaptı. E buradaki 1 bu 1 gitti. Cevap ne yaptı o zaman? Sin alfa bölü kosinüs alfa yaptı. Bu da tanjant alfaya eşittir. Yani böylelikle cevap denizli çıktı arkadaşlar. Ya yani şöyle bir görünce ya da sin kareli bilmem ne bir şey görünce sin kare artı kos kareyi yazın. Bir de kare içerisinde 1 eksi 2 sin kos bu görünce bir yerine mutlaka ama mutlaka sin kare artı kos kare yazın. Ama bu sinüs alfa eksi kosinüs alfanın parantez karesi geldi ya mutlak değerce çıkarmayı unutmayın. Şu ifade orada kosinüs mü sinüsten büyük sinüs mü kosinüsten büyük oradaki hiç, e, mutlak değerin içerisinde negatif mi pozitif mi ona bakıp mutlak değer dışına çıkartmayı da unutmayın. Güzel bir soru. Örnek 16'yı da böylelikle denizli bulduk ve ilk bölümü bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki dersimizde test 2'nin çözümünün devamında yani 17. sorudan devam edeceğiz. Görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. hoşça Hoşçakal.